Eylül. Bir dakika konuşabilir miyiz kızım? Bak teyzeciğim. Sabah sabah konuşup bu kızı üzeceksen lütfen hiç konuşma. Songül. Tamam siz gidin. Songül. Sen haklısın. Öyle matematik dersinde şiir okuyarak falan kendimi affettiremem. Ama bir yolunu buldum. Öyle bir şey yapacağım ki gerçekten pişman olduğumu anlayacaksın. Sana kendimi ispatlayacağım. Ne alt edecek lan bu? Ay sen de buldukça bunuyorsun Songül. Çocuk sana kendimi ispat edeceğim diyor. Ay ne kadar tatlışım diyor. Mal mısın? Karışma bu işe Meral. Sinirlendirme beni. Eşyalarını da mı aldı? Çantasını topladı, çekti gitti. Eylül. Sen benim yuvam yıkılacak diye seviniyor musun şimdi kızım? O yuva değildi anne. O adam bana neler yaptı. Ama sen de anladın sonunda. Anlattıklarıma inandın. Büşra söyledi. Bıçak çekmişsin o pisliğe. Gerçekleri sen de gördün sonunda değil mi? Gördüm. Annem. Gitti mi? Döneceğim evimize. Annem canım. Beni çok mutlu ettin. Kızım sen ne biçim insansın? Hala o ayakkabıyı Kemal abinin aldığını mı sanıyorsun? Anne o aldı. Vallahi o aldı. Var mı kanıtın? Alırken mi gördün? Eliyle mi getirdi koydu önüne? Hayır ama. Ama ne o zaman? Niye iftira attın adama? Beni de etkiledin. Koskoca adama bıçak çektim. Kemal'ime bunu da yaptırdın ya. Alacağın olsun senin. Yine inanmıyorsun değil mi bana? Niye geldin sen buraya? Beni daha fazla üzmek için mi? Yetimhaneye bıraktığın yetmedi mi? He? Niye bana daha fazla işkence ediyorsun? Git. Git buradan. Bir daha da karşıma çıkma. Git. Eylül, dur kızım. Çok mağdurum. Yardımına ihtiyacım var. Kemal abi giderse geçinemem diye mi düşünüyorsun anne? Anne ben çalışırım. Gerekirse yetimhanede kalırım ama kazandığım parayı sizinle paylaşırım. Mesele para değil. Sen özür dilemezsen Kemal abin eve dönmeyecek. Ne özrü ya? O adamın bana yaptıklarından sonra gidip bir de özür mü dilememi istiyorsun? Asla. Asla yapmayacağım bunu. Allah o adamın belasını versin. Ölse de kurtulsak artık. Eylül kızım dur gitme. Tek çarem sensin.
Eylül!